Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, Sayın Bakan... Sayın Türkiye, millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor. Saygılarımız öncelikle huzur adaları olan okullarında öğretmenler olan... Ben de sözlerimin başında hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten toplumumuz, milletimiz yüzyıllardır öğretmene ve ilme çok yönünde ve eğitim sistemimizin göz bebeği, ana omurgası çok değerli öğretmen arkadaşlar. Değerli bakan yardımcımız, değerli öğretmenler, öğretmenlerimiz, hepinizi sözlerimin başında saygıyla selamlıyorum. Öğretmenliğin kıymetini bilmemize, hatırlamamıza, anlatmamıza imkan sunan güzel bir gündeyiz. Bugün vesilesiyle hepinize hoş geldiniz diyorum. Milletimizin gelecek mimarisi için fedakarlık, sevgi ve eğitime adanmış bir ömür bilinciyle çocuklarımızın zihnini çiçeklendiren sevgili öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü içten kutlarken, bu aziz görevi ifa ederken şehit düşen tüm öğretmenlerimizi, yine ebediyete intikal eden, irtihal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla, minnetle anıyorum. Özel günler anılır, kutlanır ama idrak edilir esasen. Bu anlamda öğretmenlerimizi ve emeklerini hatırlamak, takdir etmek, taltif etmek amacıyla böyle bir günün ihdas edilmesi çok kıymetlidir, anlamlıdır. Değerli öğretmenlerimiz, herkesin her meslek grubuyla işi olmaz. Ömrü boyunca hastane kapısından girmemiş insanlar az da olsa vardır. Ya da bir karakola gitmeyen, adliye önünden geçmeyen yüz binlerce insan vardır. Muhasebeci, avukat ya da benzer meslek gruplarıyla birçok kişinin de işi olmamıştır. Fakat bir öğretmenin tedrisatından geçmeyen şahıs yoktur. Hiç olmayanın bile mutlaka bir ilkokul öğretmeni vardır. Hele günümüzde artık bunun olmaması asla düşünülemez. Ailemizle, arkadaşlarımızla sohbet ederken okula ve öğretmenlerimize dair anlatacağımız onlarca hatıralarımız vardır. Ülkemizde ortalama yaşama süresini 80 yıl olarak kabul edersek, hemen herkesin ömrünün en az %10'una tekabül eden bir öğretmen ilişkisi vardır. Zorunlu eğitim öncesinde bu oran belki biraz daha aşağıdaydı. Benim gibi üniversite hocalığı yapmış bir kişinin ise ömrünün neredeyse %80'ine tekabül eden bir oran. Öğretmenlerimizle irtibatımız sadece öğrenci olarak da kalmıyor. Aynı zamanda veli olarak da irtibatlıyız. 4 çocuk babası olarak benim ilişkimi de 4'le çarpmak gerekir. Doğal olarak 82 milyon olarak hepimizin ilgili, iltisaklı olduğu bir meslek öğretmenlik. Bu sebeple 24 Kasım gününde öğretmenlerimizi anmayı hepimiz için milli bir vazife olarak kabul ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, 780 bin kilometre kare vatan toprağımızda görev yapan kişilersiniz. Devletimiz göreve çağırınca hudutlarımız dışına da gidiyorsunuz. Köy, kasaba, şehir ayrımı yapmadan aziz milletimizin çocuklarını yetiştirmeye çalışıyorsunuz.
İnanıyorum ki hepiniz meslek aşkıyla, milletimize hizmet etme aşkıyla dolusunuz. Zengin fakir demeden çocuklarımızı eğitmek, değerlerimizi onlara öğretmek arzusuyla görevinizi yapıyorsunuz. Eğer milletçe birliğimizi, barışımızı muhafaza ederek huzur ve güven içinde yaşıyorsak, sizin çocuklarımıza aktardığınız, aşıladığınız değerlerimiz sayesindedir. Çünkü onlara sadece bilgiyi aktarmıyorsunuz. Değerler eğitimi, davranış eğitimi de veriyorsunuz. Birbirlerini sevmeyi, farklı olandaki güzelliği görmeyi de öğretiyorsunuz. Sizin aktardığınız değerlerimiz sayesinde istikbalimize güvenle bakıyoruz. Bu sebeple aziz milletimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, ilk ve orta öğretim müfredatına tabi 18 milyonun üzerinde evladımız var. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı olarak görev yapan 1 milyona yakın öğretmenimiz 18 milyon evladımızın eğitim öğretiminden sorumlu. Tabii bu sayıya özel okullarımızdaki 150 bine yakın öğretmenimizi de eklersek 1 milyon 150 bin kişilik bir eğitim ordusu. Buna ayrıca üniversitelerdeki öğretim üyeleri kadrosunu da eklediğimizde aşağı yukarı 1 milyon 300 binin üzerinde bir kadro oluyor. Akdeniz'deki Güney Kıbrıs Rum kesimi Malta dahil dünyada Birleşmiş Milletler üyesi 38 devletin nüfusu bizim eğitim ordumuzdan daha az. Bunun bir anlamı da ülkemizdeki her 80 kişiden biri faal öğretmen demektir. Geleceğimiz adına övünülecek, gurur duyulacak bir tablo esasen. Çünkü eğitim demek, nitelik demektir. Yarınlara hazırlanmak demektir. Bu anlamda istikbalimizi çok parlak görüyorum. Özellikle Y kuşağı, Z kuşağı diye nitelendirilen evlatlarımızın milletçe ulaşmak istediğimiz hedeflere bizi sizler sayesinde daha hızlı bir şekilde götüreceklerine inanıyorum. Beni böyle büyük bir katiyetle konuşturan da sizlere duymuş olduğumuz güvendir. Evlatlarımızın eğitilmesi hayati derecede önemlidir. Dünya milletler ailesi arasındaki sıralamamızı onlar belirleyecektir. Onlar hem inancımızın ve mensubiyetimizin değerlerini haiz bir şekilde yetişecekler, hem de aklın ve bilginin ışığıyla aydınlanacaklardır. Bu noktada en büyük yardımcınız da elbette bizler, veliler olacak. İletişim ve etkileşimin son derece hızlandığı çağımızda sizin görevinizi etkin bir şekilde yapabilmeniz için ailelerin, velilerin de desteğine ihtiyacınız var. Kıymetli öğretmenlerimiz, yarınlarımız inşallah bugünden daha iyi olacaktır. Kendi yaptığımız çalışmalar, öğretmenlerimize duyduğumuz inanç ve güvenle böyle konuşuyorum. Sorunlara takılıp kalmadan çözüme odaklı düşünür ve yaşarsak istikbalimizin daha aydınlık olacağına inanıyorum. Bize lazım olan birliğimizi, barışımızı korumak ve milletçe dayanışma içinde olmaktır. Aziz milletimizin gelecek kurgusunun ve sosyolojik mimarisinin sağlıklı inşası her halükarda, her düzeydeki öğretmen profilimizin fedakarlık, içtenlik ve zihinsel gücüyle yakından ilgilidir. Eğitim ordumuzun her neferinin Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine ilişkin etkileyici ve biçimleyici rolü tartışılmaz değerdedir ve açıktır. Öğretmenlerimizi her birimizin zihin dünyasına ve hayatımızın istikametine etki eden, çocuklarımızı bu dünyanın sürekli değişen akışı karşısında hayata hazırlayan değerli çabaları ve her türlü takdirin üzerindeki fedakar tutumları sebebiyle tebrik ederken, bu aziz vazifeyi ifa ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizle saygı, rahmet ve minnetle andığımı ifade etmek isterim. Her çocuğun içinde bir öğretmenin yaktığı bir kandil vardır. Bazı kandiller bir ömür sönmeden insanın içini ısıtmayı ve zihnini aydınlatmayı sürdürür. Gününüz kutlu, sevinçli ve mutlu olsun. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Hoş geldiniz, sefa verdiniz.